şimdi bu etkinlik anlarında arkadaşlar biz kulüp olarak biliyorsunuz sene içinde iki büyük etkinlik yapıyoruz. 1 Aralık'ta 1 Mart'ta BTS ve YBK olmak üzere. Şimdi bu etkinliklerde ister istemez kriz anları oluyor. Hatta istemez kriz anları daha çok olur. Çok fazla bir şekilde. Bunlardan başlamak istiyorum ben. Bir etkinlik koordinatörümüz etkinliğin olacağı günün sabahında bazı bağırsak sorunları yaşadı, midesel sorunlar yaşadı. Ve kendisi çok affedersiniz tuvaletten çıkamadı sabah. Şimdi bu koordinatör arkadaşımız yaklaşık 1,5-2 saat sonra başlangıç konuşmasını yapacak. Etkinliğe hoş geldiniz herkese. Ya bütün katılımcılara karşı bir konuşma gerçekleştirecek. Ama kendisi ne yazık ki tuvaletten çıkamıyor. Benim de daha herkesi tanımadığım bir dönem fazlasıyla. Ve beni bir anda koridorda masumca yürürken, etkinlik heyecanıyla yürürken tutup tuvalete götürdüler. Ve tuvalette cebime yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam kağıt 50 TL sıkıştırıp beni en yakın eczaneye de gönderip bu arkadaşın sorununu çözecek bir ilaç bulmamı istediler. Akabinde ben de tın tın gidip en yakın eczaneden gidip bu ilacı aldım. Şimdi bu ilacın iki farklı versiyonu vardı. Bir tanesi birazcık daha hap şeklinde. Diğeri de hap şeklinde değil. Şimdi giderken koordinatör arkadaşlardan bir başkası da demişti ki bunun eğer tercih edebiliyorsan hap olmayan şeklini al demişti. Dolayısıyla ben de öyle almıştım. Geldim ve günü ufak bir şekilde de olsa kurtarabildim. Ama koordinatör arkadaş sonrasında gelip bana bunun hap olan şeklini niye almadın diye sormuştu. Ben de kalmadı diyebilmiştim karşısında sadece. Böyle güzel tatlı bir anıydı. Ya benim ilk sene katıldığım YBK'da komite üyesi olarak beni sonunda işte yaptığımız konserde güvenlik olarak kulisin kapısına koydular. Beni oraya koydu etkinlik koordinatörü dedi ki bu kapıdan kimseyi almayacaksın burası kulise gidiyor. Ben de biliyorum işte daha önceden gezdirmişlerdi buradan kulise gidiliyor falan. Ünlü gelirse buradan götüreceksiniz falan diye. Sonra 2-3 tane adam geldi. Onlar oturdu bana bakıyorlar ben onlara bakıyorum. Böyle bakışıyoruz 5 saniye falan bakışıyoruz sonra kafalarını çeviriyorlar falan. Bir gerginlik var aramızda. Sonra bunlar 4 kişi oldu. Ve garip garip etrafa bakıyorlar. Yani hiç orada olması gereken bir ekip değiller gibi. Sonra etkinlik koordinatörü koşarak geldi. Merhaba hoş geldiniz diye ellerini sıktı. Sonra bana geldi kulağıma eğilerek. Oğlum niye Pinhani'yi içeri almadın dedi. Sonra ben adamların Pinhani olduğunu öğrendim. Şimdi arkadaşlar burada benim ev arkadaşım var. Gökhan İnanlı. O da bizim kulübümüzün emektarlarındandır. Onun da diyecekleri varmış bu konu hakkında. Arkadaşlar Buyurun. Merhabalar. Pinhane demişken benim de aklıma geldi. Burada güvenlik görevlisi olarak Sarı kardeşimiz, Yağız kardeşimiz arka tarafta güvenlik görevlisiydi. Ben de ön tarafta güvenlik görevlisiydim. Güzel bir konser geçirdik. Konserimizi atlattık. Tabii insanlar Pinhane'nin kulise gidip görebilir miyiz, görebilir miyiz diye geliyorlardı. Dedim ki tabii ki de hayır böyle bir şey izin veremeyiz. En sonunda bir yaşlı adam geldi. Dedim abi sen de mi göreceksin yani nedir bu yani dedim. Geçebilir miyim dedi. Ben hayır geçemezsiniz dedim. Oğlum ben babasıyım babasıyım dedi. Ben de babasını almamışım içeri maalesef. Biz böyle ev olarak Pinhani'nin canını sıkanlar ekibi olarak toplandık. Hadi babasını tanımazsın. Pinhani'yi nasıl tanımıyorsun galiba? Hadi onu geçtim Abi mi? Pinhani o zamana kadar benim için kavak yerleri Efe'ydi. Bu adamdı yani. Evet. Ötesi değildi. O da Ya gelmedi. Ben de anlamadım. bu arada kanka ben çok severim. Şarkılarını da ezbere bilirim, dinlerim ama yüzünü görsem tanımam herhalde ya. Oğlum Oğlum hep bak ben de Spotify'dan seviyorum. biliyoruz. O şey kısmı yalandı. Pinhani'yi seviyoruz. Buradan İzlemiyorlardır da izliyorsanız seviyoruz abi siz. Müziğiniz iyi. Ama Bak, abi hiç fazla yüzünüzü seviyorum. görmedik ki. Ama Hep tanımıyoruz. Ne kayıttan yapalım? çalıyorsunuz. Hep kavak yerleri Ne? yani. Aynen. Bir kere bir bilet yollayın da gelip görelim. Hani hiç bir kez de kulis Mesela görevlisi yani. olarak Çok değil de çalışmaz bence bu. ben ne izleyelim? Abi bir kere beni bedava konsere alsalar ben bir daha unutmam yüzlerini. Ben de kesin unutmam. Ben Vallahi unutmam. unutamam daha ama hani bedava alsalar daha da unutamam. Ben babalarını iyi unutabilirim ya. Bu konuda çok bir şey yok. Abi benim daha garip. BTZ yeni bitmiş. SMÖ'de işte konuklar geliyor. Ödüller hazırlanıyor. Sahneye çıkacağız. Ödül vereceğiz. Onun telaşı var. Sahne hazırlanıyor falan. Dans fabrika gelmiş. Gösteri yapacak. Onun telaşı var. Bir yandan da basın odasında işler var. Bir aşağı iniyorum. Bir yukarı çıkıyorum. Basın odasına gittim. İşte o zamanki basın tanıtım sorumlusu. Dedi ki bana seni acil dedi. Kayıt masasından çağırıyorlarmış. Git. Beşiktaş TV gelmiş. Beşiktaş TV'nin de derdi şu. Bizimle röportaj yapmak istiyorlar. Ama röportaj için daha erken onun için adamları alacağız. Salonda bir yere oturtacağız. Ödül töreni başlayana kadar bekleteceğiz.
Koştur koştur yukarı gittim. Bir de röportaj yapacakları için kameraman falan da bekliyorum. Orada görevli biri beni aldı, bir tane adamı yanına getirdi Beşiktaş TV diye. Ama adamın yanında Beşiktaş TV demedi. Benim kulağıma söyledi. Adamın da tipine bakıyorum. Ne takım elbise var ne bir şey var işte. Adam bildiğin salaş giyinmişti eşofmanla. Yani adam iyi giyinmişti de eşofmanlı falan, hiç etkinliğe gelmiş gibi değil. Daha çok spora gelmiş gibi gözüküyor. Saçlar böyle beyaz, boyalı. Dedim ne alaka Beşiktaş TV yani, hiç kamera mamera yok. Bana da diyor ki çocukların yanına götürsene beni. İşte antrenmanlarını, praktislerini izleyeceğim falan diyor böyle. Dedim ne antrenmanı, ne şey, ne oluyoruz falan. Öykü gördü beni, Atay dedi ne yapıyorsun, seni Beşiktaş TV dışarıda bekliyor. Ben dedim, Öykü dedim, Beşiktaş TV burada. Bana dedi ki Atay dedi, o dans fabrika Ömer Yeşilbaş oradaki bir öğretmen. Nasıl tanımazsın dedi, ben de tanımam mı lazım diyorum o zaman. Dans fabrikaya dair hiçbir şey bilmiyorum yani. Komik bir anımdır bu da.